Günaydınlar. Üçüncü gün. Harika bir güne uyandık. Tekneni yaşamanın en güzel yanı teknede uyanmak, denize uyanmak, güneşe uyanmak. Gece biraz dalgalıydı. Azıcık sallandık falan ama bir yerden sonra da iyi oldu. Beşik gibi tatlı tatlı bizi uyuttu. Hiç sıkıntı yok. Demirde taramamışız. Mis gibi. Rüzgar da yoktu. Çok sakindi. O Urla tarafları mesela, ilk gittiğimiz yerler korkunçtu. Hem manzara, görsel çok bizim istediğimiz kalitede değildi. Hem de çok 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 rüzgar alıyordu. Malum o Alaçatı'dan gelen rüzgarın tamamı alınıyordu. Biz de hadi dedik, hadi son bir gayretle tekrar Kleopatra koyuna gelin. İyi ki de öyle yapmışız. Geldik akşam, çok güzeldi, çok sakindi. Şimdi hazırlıklarımızı yapacağız. Kaç gündür sürekli oraya git, buraya git, oraya git, buraya git. Bugün birazcık daha, saat işte 12, 1'e 2'ye kadar rahatız, dinlencedeyiz. Çok fazla bir şey çekmeyebiliriz, kızmayın. Saat 4 gibi, burada arkamızdaki koyda, şöyle göstereyim. Organizasyon başlayacak. Ne organizasyonu diyeceksiniz? Dünya Çevre Günü'ydü değil mi abi? Dünya Çevre Günü kapsamında galiba ya da o hafta kapsamında. Arka tarafta işte deniz temizliği, kıyı temizliği, işte dağcılar o yamaçlardaki çöplerle ilgilenecek falan. Efendime söyleyeyim, DEU 9 Eylül sualtı topluluğu sualtı temizliği yapacak. Yani buraya gelip zamanında atılan şişeler, bilmem neler, lastikleri inşallah temizleyecekler. Yelken grubu bu tekneyle işte gösteri yapacak. O sırada inşallah fırsat olur da bir şekilde ekipmanları ıslatmadan kuru şekilde karaya çıkabilirsem ben de size birkaç görüntü almak istiyorum. Umuyorum güzel olur. Yani şöyle, çok güzel olacak burada bizim için tabii ama umuyorum ben bizim gözümüzden güzel şekilde size çekebilirim, yansıtabilirim. Hadi bakalım biz kahvaltı yapalım. Afyonumuz iyice patlasın. Ondan sonra yine bir şeyler çekeriz. Nasıl? Canlandırıcı mı? Harika. Oo! Reset. Tadına bakmayalım mı ya? Bakmayalım mı? Soğuk. Su müthiş ya. Ama soğuk. Bakın dün de söyledim, bir daha söylüyorum. Buranın suyu biraz soğuk. Serincene. Delikli koydan serincene yani. Evet, yelkenci arkadaşlarımız geldi. Yelken kulübü geldi. Şöyle göstereyim. Evet, rüzgar sesinden dolayı bu kameraya geçtik. İşte şimdi buraya gelme sebebimiz olan 9 Eylül yelken takımı, DEU Sailing Team bugün geldi. Parçası. Teknemizde 3 kişi şöyle geldiler. Tam da zamanında geldiler. Oturalım azıcık sohbet edelim dedik. Nasılsınız, nasıl keyifler? Teşekkür ederim. Şöyle yapayım. Teknemize geldik, daha iyi olduk. Tam şöyle mikrofonu da uzatayım size. Teşekkürler. Şimdi merak eder bizim izleyicilerimiz. Bugünkü program nedir? Bugünkü program 9 Eylül Üniversitesi'nin 5 topluluğunun oluşturduğu çevre haftası, çevreyi koruma haftası kapsamında dalacağız, suyun dibini temizleyeceğiz, çıkacağız, üstünü temizleyeceğiz, dağları temizleyeceğiz. Bu gördüğünüz bütün alanı bugün temizleyeceğiz. Süper, süper. Bugün bol bol çevreye duyarlılığımızın yansıtacağız. Öyle uzaktan denizin tadını çıkartmak da olmuyor değil mi? Biraz temiz de tutmak lazım. Evet. Şöyle. Marmara'yı temizleyemesek de bugün burayı temizleyeceğiz inşallah. Güzel olacak, güzel. Antrenman var mı? Yelken var mısınız? Evet, yelken topluluğumuz karada bekliyor. Tekne bot geldiği zaman hepsiyle beraber tekneye çıkacağız. Antrenmanlarımıza da başlayacağız. Şimdi bizim kanalı izleyen 9 Eylül öğrencisi varsa, sizden haberi yoksa ve şimdi belki bu vesileyle haberi olursa onlara ne diyelim? Nedir katılmak için nelere ihtiyaçları var? Biz buradayız, hep organizasyonlar, etkinlikler, antrenmanlar, yarışlar yapıyoruz. Bizim Instagram hesabımızda bütün iletişim bilgilerimiz var. Eğer oradan bizle iletişime geçerlerse DM'den ya da mailden, biz onları almak için zaten hazır bekliyoruz. Ben mesela hiç anlamıyorum denizden. Hayatımda hiç tekne görmedim. Yüzme de bilmiyorum. Ama yelkencilik böyle bir gördüm, hoşuma gitti. Gelebilir miyim? Tabii ki. Yani bunu karşıdan görüp beğenenle içinde doğan arasında bizim için hiçbir fark yok. En küçüğünden en büyüğüne, deneyimlisinden deneyimsizine herkesle beraber aynı işi yapıyoruz. Oh, süper. Kaç kişisiniz bu arada? Şu an kulübümüzde toplam 43 kişiyiz. Ama aktif olarak pandemi dolayısıyla 10-15 kişi kadar bir topluluğa, bir yoğunluğa sahibiz.
Onlarla beraber şeylerimizi devam ettiriyoruz. Yarış? Yarışlar TYF'nin aldığı kararla iptal edildi bir buçuk senedir. Biz antrenmanlarımıza devam ettik, hazırlandık. İlk yarışta hazır bir şekilde çıkacağız inşallah denizlere. Süper süper. İnşallah kupaları, trofileri bekliyoruz. İnşallah. Güzel. Evet, Zeynep Hanım gayet güzel bizi bilgilendirdi. Eğer siz de yelkenle ilgiliyseniz, İzmir'deyseniz ve 9 Eylül Üniversitesi öğrencisiyseniz duydunuz, Instagram'dan ulaşıyorsunuz ve kendinizi biraz denize atıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, denizle buluşun biraz, denizle. Karacı olmayın. Yavaş yavaş herkes gelmeye başladı. Arkamda şöyle birazdan göstereceğim. Kalabalıklaştık. Botumuz geldi. Şimdi biraz sonra ben de karaya çıkıyorum. Karadan ve denizden her yerden çekeceğiz. Hadi yavrular. İnce ince sonra. Bir de hatta bir şöyle... Nakliyat başladı. Rowcular ekipmanlarıyla gidiyorlar. Sonra yelkenciler gidecek. Dalışlılar arkada şurada başladılar. Artık bilmiyorum, dağcılar da yukarıdan atlayacak falan. Paraşütçüler bir şeyler ama. Soğuk soğuklar kaldı. Gelene kadar yelken çıkıyor mu? Şimdi hemen gelmişken önce şunu soruyorsunuz. Ya buranın suyu nasıl? Efsane. Kristal. Giriş hafif taşlı kumlu. Çok problemli bir taşlı kum değil. Biz açıkta girdiğimiz için dedim ya, soğuk soğuk. Su soğuk değil. Suyu da sıcak. Bu Kleopatra koyu müthiş. İkinci partide gidiyoruz. Çekmiyor değil mi? Çekiyor mu? Çekiyor telefon. Tamam mı bu? Mağaracılara söyleyeceğim. Siz bir mağaracıları görecek bir yerde kalın. İşaret verdiklerinde çıkın. Ya bizi şu tepeyi görün. İlk drone uçuşunu yaptık. Tabii dedim ya, burada bayağı bir organizasyon olacak falan. Şimdi vali bey gelecek, rektör hoca gelecek falan. Rektör hoca geldi. Arkamda şöyle görüyorsunuz, onun röportajı var. Aynı anda hem normal, zaten profesyonel bir drone çekimi var şu an burada. Hem de siz ne kulübüsünüz değerli arkadaşlar? Deha. 9 Eylül nedir açılımı tam? Elektronik havacılık araçları mı? Elektronik hava araçları mı? 9 Eylül hava araçları. 9 Eylül hava araçları da buradaymış. Deha. Tabii şöyle şimdi... Onların drone'u görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Hatta dur, şöyle göstereyim. Yani arkadaşlar, drone dediğiniz budur. Şimdi bunu görünce bizim Mavic Pro içine kaçtı tabii. O yüzden tabii ben hemen uçuşumu yaptım, indirdim. Az sonra arkadaşlar bir otonom uçuş yapacaklar. Baksanıza zaten kumandalar falan, şöyle göstereyim. Hemen gösterelim şöyle. Şöyle lütfen, evet. ya bu ne abi, bu ne? Şimdi dediler sizin kumandanız nasıl? Benimki şu kadar. Ben içime kaçtım. Bu ne abi?
bu ne, bu ne abi yani, motorlar falan bilmem ne. Yani oradan işte bilgisayarla falan ya arkadaşlar. Susuyoruz. Sessizlik alıyoruz. Hoca eyvah. Eyvah, acaba atılır mıyım yarın? İnşallah atılmam. Velhasıl değerli arkadaşlar, sizleri bu Deha grubuyla tanıştırmak istedim. Sessizce bir el sallar mısınız? Deha. Şöyle benim arkamda şöyle bir Deha. Drone'un ustaları. Drone'lara fısıldayan arkadaşlarımız. Değerli arkadaşlar, ben sessiz moda geçiyorum. Çünkü uyardılar, susun dediler, çekim oluyormuş. Hadi kapattım. Şansımıza, burası tabii öyle bir nokta ki, şöyle görüyorsunuzdur. Buradan drone'la kalkamadım. Başka bir arkadaş grubu çekim yapıyormuş. At falan geldi değerli arkadaşlar. At, at. At Murat'tır. Güzel. Ben şimdi tatlı tatlı plaja iniyorum. Bir de şöyle son kez size plajı gösteriyorum. Ondan sonra artık herhalde yavaş yavaş tekneye çıkarız diye düşünüyorum. Ya bu Kleopatra Kayı çok variyeteli bir yermiş. İnanmadınız değil mi? At geliyor dediğimde. İnanmadınız. Korsan çekim yaptım. Sıkıntı olur mu? Yani değerli arkadaşlar, at var, protokol var, drone var, sihalar, bu ne ya? Nasıl bir şeydir ya? İlginç bir video oldu. Hadi ben aşağı iniyorum. Maşallah, ne kadar güzel bir hayvansın sen ya. Hay maşallah ya. Şuradan şöyle usul usul ben de, madem öyle, aradan korsan çekim. Size çaparız olmadan. Kollar bacakta olabilir, kayada olabilir. Yani değerli arkadaşlar, videolarda bize at çekmedin de demezsiniz artık değil mi? Bakın çektim. At da çektim, deniz de çektim. Daha ne yapayım size yani? Yalnız maşallah. Tabii siz bilmiyorsunuz ama ben hastasıyımdır. Çok seviyorum. Çok estetik hayvan. Çok güzel hayvan. Maşallah maşallah. Evet, bendeniz aşağı iniyorum. Ters ışıktan çekiyorum. Zaten ben çok önemli değilim. Kaputaş plajı tadında merdivenlerle iniyorsunuz Kleopatra koyuna. Şöyle gelin beraber bir inelim bakalım, ne dersiniz? Şuradan merdivenlerden şöyle iniyorsunuz. Zaten tanıyorum, at da plaja inecek. Bilmiyorum inebilecek mi tabii hayvan, ama o video çekimi için herhalde. Evet, o da böyle tatlı tatlı oradan iniyor. Şöyle plaja geliyorum. Plaj güzel. Buyurun haydi. Evet. İşte merdivenlerimiz, işte at. Peki plaj nasıl? Tesis var mı? Hiç tesis yok değerli arkadaşlar. Sadece plajın arka tarafında bir çöp konteyneri var. Özellikle bakın onu gösteriyorum size. Şurada çöp konteyneri. Çünkü bu şu sitelerde oturan, yani bu plajın sakinleriyle konuşuyordum bugün. Dışarıdan gelen kişilerin çöplerini atmalarından çok şikayetçiler. Hatta dediler ki ya bizim Kleopatra koyumuzu, bizim güzel plajımızı çekme. Çünkü buraları böyle herkese çekip gösterince işte buralar iyice kirleniyor falan dediler. Hemen söylüyorum, lütfen plajdan giderken çöplerinizi götürün. Lütfen şişelerinizi falan plaja atmayın. Bakın bir sürü insan cam kırıkları yüzünden sıkıntı yaşıyor. Özellikle kamp yapan arkadaşlara söylüyorum. Ateş yaktıktan sonra ortalığı toplayın, rica ediyorum. Siz yapıyorsunuzdur, bizi izleyenler yapıyordur. Ben ondan eminim ama yine de söyleyeyim. Çünkü böyle güzellikler hepimizin. Haksız mıyım? Haydi ben aşağı doğru iniyorum. Bir sürü köpek var burada. Plaja at gelince gördüğünüz gibi arkadaşlar rahatsız oldu. Bak.
Onlar da kendilerince diyorlar ki burası bizim, burada atın işi yok, burası köpek plajı. Şu an bir de şeyler biliyor musunuz? Bakın nasıl kovaladık, gururuyla gidiyorlar. Nasıl? Küçük dev aksiyon. Köpek çeteleri falan, atlar, altın renkli terlikler giyen, kocaman 72 ekran gözlük takan ablalar, foto modeller. Değişik, değişik. Eyvah. Değerli arkadaşlar, Ozmo'nun pili bitiyor. Bundan sonra çok rüzgar sesi olacağı için ya çekmem ya da sadece manzara çekerim. Artık telefona geçiyorum müsaadenizle. Of, harika bir gölge yer buldum. Öğrenci kulüplerinin arasına sızdım. Bütün yüzsüzlüğümle dinleniyorum. Anormal sıcak. Burada plajın en güzel yeri şu an bulunduğum yer. Plaja indiğinizde, merdivenlerde indiğinizde sağ tarafa giderseniz çok güzel, bakın böyle ağaç altı bir yer göreceksiniz. Bu arada bakın bizim öğrencilerimiz de, kulüplerimiz de kamplarını buraya kurmuşlar. Kartın da çıktı, verildi. Bir de şeyler... Bitti, dönüyoruz. Evet, saat 8. Çeşme Marina'ya geldik. Aşağı yukarı 2 saat sürdü. Çok güzel, hafif orsa yaptık. Yelken seyriyle geldik. Gayet keyifli bir seyirdi. Şöyle yapayım da rahat görün. Oh, biraz dinleneceğiz. Hepimiz çok yorulmuşuz bugün. Karadaki, bottaki, teknedeki, herkes, hepimiz, bütün gemi personeli, tekne personeli pert. Bugün herkes yattığı yeri beğenir. Dinleneceğiz. Yarın da sabah 5.30'da Avara. Planımız bu. Çeşme Marina'dayız. Biliyorsunuz Çeşme Marina zaten harika bir yer. Tekrar şöyle ters ışık yapmayayım size. Evet. Üçüncü gün mü artık, ben bugün hepsi karıştı. Üçüncü günde böyle bitiriyoruz kıymetli izleyiciler. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Bizim için keyifli bir gündü. Çok yorucuydu ama keyifli bir gündü. Özellikle öğrencilerin başrolde olduğu organizasyonlar çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Oh, gençleştiriyorlar beni. Sağ olsunlar. Onlara da burada eğer izliyorlarsa hepsine teşekkür ediyoruz. 9 Eylül Sualtı Topluluğu, Deusat. 9 Eylül Yelken Topluluğu, Deu Sailing Team. 9 Eylül Havacılık Topluluğu, Deha. Hepsini, bir de 9 Eylül Dağcılık Topluluğu da vardı. Onların adını, kısaltmasını bilmiyorum. Buradan affetsinler. Şahane bir gündü. Güzel bir gösteriydi. Enerjileriyle bizleri de mutlu ettiler. Bir de ROV takımı vardı. Su altı uzaktan kumandalı araçlarıyla. Onlar da geldiler. Yani tabii aldıkları görüntüleri bilmiyorum. Sonra görürüz inşallah okulun resmi sayfasından ama kardeşinizin aldığı görüntüler çok keyifliydi. Drone görüntüsü çok az diyeceksiniz, biliyorum. Onun sebebini de hemen söyleyeyim size. Şöyle ki, şimdi aynı anda birden fazla drone uçması gerekiyordu. Ve profesyonel çekim bir tanesi. Ben de kimseyi tedirgin etmek istemedim. Malum bizimkisi çünkü biraz daha keyif amaçlı, hobi amaçlı. Sizlerle paylaşmak amaçlı. Merak etmeyin, Güven Şengöl'ün oraya sonradan biraz da şurada yüzelim için ayrıca uzun uzun gidecek.
Neyse, rüzgar da artıyor, sağanak geliyor. Mikrofonda kötü çıkabilir. Değerli arkadaşlar, bugün de böyleydi. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.